Bir Evdema markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sunar. Patron Mutfak'ta programından hepinize merhabalar. İşte yepyeni bir programla karşınızdayız. TVNET ekranlarında her hafta olduğu gibi bu hafta da efendim birbirinden kıymetli iş insanlarını ve ülkemize ekonomik ve sosyal anlamda katma değer sağlayan başarılı markaların hikayesiyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Yine sevgili Mustafa Şefim'le beraber programı birlikte yürüteceğiz. Şefim nasıl keyifler? İyiyim Doğukan Bey, teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Saatler şey olsun. Teşekkür ederim. Gayet iyi gözüküyorsunuz. Enerjin de gayet güzel. Böyle acaba hafta sonu böyle bir ormanlık bir yerde miydin? Paylaşımlarından evet, görüyorum evet. Seni. Doğrudur. Doğukan Bey. Güzel bir ortamdaydınız. Evet. O yüzden biraz. Bugün Konya yöresi galiba. Bu menüye evet. Baktığımızda. Konya yöresinde bugün maydanozlu köftemiz var efendim. Daha sonra da... Aslında Konya'dan da ziyade Konya Akşehir. Akşehir değil ilçesinden. İlçesini söylemek lazım. Çünkü Konya'nın da yine kendine özgü bir mutfağı var ama Akşehir'in de çünkü önemli bir ilçe. Birazdan konuğumuzla da zaten onu paylaşmış olacağız. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Patron Mutfak'ta programında her sektörden bir başarı hikayesiyle sizleri buluşturmaya dikkat ediyoruz. Tabii ki sadece yiyecek içecek sektörü ya da gıda sektörü değil. Ama bu hafta bence 50 yılı geçirmiş ve ülkemizde de önemli bir markanın başarı hikayesi sizlerle birlikte olacak. 1965 yıllarına dayalı bir üretim ama markanın üretimi 1968 yılıyla beraber yani yaklaşık 52 yıl olmuş Mustafa Şefim. Hisar markası evet, deyince... Şimdi de sektörde çok kullandığımız... Çok kullandığınız bir marka değil mi? En iyi yerli dediğimiz çatal bıçakta. Hep kendi aramızda öyle deriz. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Çünkü bir yerli üretim, yerli bir üreticinin hikayesini bugün izleyicilerimize buluşturacağız. Evet, 52 yıllık bir hikaye, markanın hikayesi ama onun öncesi de var tabii ki. Bunların hepsini efendim Hisar, tabii ki çatal, bıçak denince akla gelen önemli bir marka ve bu markanın yönetim kurulu başkanı Sayın İsmail Erdoğan beyefendiyi alkışlarınıza yanıma davet ediyorum. İsmail Bey buyurun. Hoş geldiniz efendim. Şöyle pandemi selamı verelim. Sizi yerinize alalım. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Efendim Yeşil Tezgah sizin tam bulunduğunuz yer. Peki. Yerli marka. Gerçekten şefimle de onu konuşuyoruz. Evet. Bizim için çok kıymetli. Hani Türk bayrağının da tabii öneminin de arz etti. Çünkü siz bunu aynı zamanda sadece yerli üretimden de ziyade yurt dışında da bu markayı evet. Temsil ediyorsunuz. Yurt dışında da birçok ihracat içerisindesiniz. Bu markayı bugün hikayesini konuşacağız. Evet. Aynı zamanda Akşehir'den bahsettik. Yani maydanozlu köfte sizin evet. O yöreye ait mi efendim tamamen? O yöreye ait. Yoksa öncelikle, sizin çok sevdiğiniz bir doğru. Yemek mi? Benim işte tabii çocukluktan kalma işte herkesin en sevdiği yemekler annesinin yaptığı ya da büyüklerin yaptığı yemekler oluyor. Benim de o nedenle en sevdiğim yemeklerden birisi diyebilirim. Ama öncelikle ben teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için gerek şefimin markayla ilgili çok teşekkür ediyorum. Nasıl başlayalım? İsterseniz önce bir markanın tarihçesinden kısaca bir bahsedelim. Ben önce efendim müsaade ederseniz programımızın ana formatı itibariyle bugünkü programın ana şefi sizsiniz aslında. Yani bu öyle mutfağın mi? Tabii ki peki. Patronu da sizsiniz, şefi de sizsiniz. O yüzden ben size böyle bir temsili olarak ömür boyu bizi de hatırlayacağınız bunu
büyük bir keyifle kullanacağım. Yani. Evet, bunu size giydirmek istiyorum. Ceketinizi alabilir miyiz efendim? Tabii. Geniş bir yer fazlası. Peki efendim, Hisar markası böyle pahalı bir marka olarak şimdi anlamında sorduk. Şimdi şöyle ifade etmeye çalışayım. Pahalı neye göre pahalı? Yani şimdi her markanın tabii muhtelif kategorileri var diyelim. Evet, programımızın ana şefi İsmail Bey de önlüğünü giydi. Programımıza tabii ki şefime de soruyorum. Önce neyle başlıyoruz? Köftemizle başlıyoruz Doğukan Bey. Daha sonra tatlımızla devam edeceğiz. O zaman sana kolay gelsin. Teşekkürler efendim. İsmail Bey maydanozlamak için maydanozları destek alacağım. Tabii. Arada destek alacağım. İstediğin kadar. Bence bugün İsmail Bey bu konulara çok hakim ve kendisinden de faydalanalım. Hem sohbet anlamında hem de tezgahını kirletelim, olur mu? Maydanozlu köfte, 500 gram dana kıyma, 2 demet maydanoz, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı pirinç, 2 dilim ekmek içi, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet domates, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuz. Hazırlanışı. Maydanozları çok ince kıyıyoruz, birazını köfte içine, birazını köftenin dışı için ayırıyoruz. Derin bir kasede kıyma, yumurta, ekmek içi, pirinç, maydanoz ve baharatları karıştırıyoruz. Yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp baş parmağımız ve orta parmağımızla kenarlarına çukur yapıp dışı için ayırdığımız maydanoza buluyoruz. Tencereye diziyoruz. Köfte harcı bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Ayrı bir kasede domates salçası, domates, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp su ekliyoruz. Köftelerin üzerine döküyoruz. Yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Suyu eksildikçe su ekliyoruz. Evet İsmail Bey, şimdi Hisar markası tabii ki öncesinde bunun bir ticari geçmişi var. Büyüklerimizin gelirken farklı sektörlerde bir ticari hayatları var ama biz hikayeye isterseniz sizin de söylemlerinizle ister 65 yılındaki üretimden ister onun öncesindeki hikayeden başlayalım. Nasıl İsmail hocam? Erdoğan kimdir? Evet. Nasıl bir aileden geldi? Nerelidir? Kaç yılında ticari hayata başlamıştır. Sizden dinleyelim efendim. Peki, teşekkürler. Dediğim gibi ailenin ticari geçmişi bir hayli eskilere dayanıyor. 1940'lı yıllara kadar gidiyor. O tarihte işte Doğan Hisar daha küçük bir kasaba. Şimdi şu anda ilçe, yani Konya'nın çok şirin bir ilçesi. O tarihte rahmetli dedem küçük bir bakkaliyeyle başlıyor. Sonrasında da Akşehir'e yerleşme kararı alıyorlar ailecek. İşte rahmetli babam ve amcam hep beraber birlikte hırdavatçılık yapıyorlar. Hırdavatçılık. Akşehir'de, evet. Tabii bu hırdavatçılık deyince algı böyle hurda ticareti gibi genelde geliyor ama hırdavatçılık aslında şu, bir köy bakkaliyesini düşünün. Onun ihtiyacı olan iğneden ipliğe ne varsa onun temini. Onu temin eden küçük böyle işte işletmeler diyeyim. Bununla devam ediyorlar ve 1959 yılında da ben 5 yaşındayken, ben Akşehir'de doğdum bu arada. Akşehir bir de Nasrettin Hoca ile tanınır biliyorsunuz. Tabii. Orada yaşamış ve hala türbesi var. 1959 yılında babam İstanbul'a gelme kararı alıyor ve burada bir ortaklık yapıyor İstanbul'da. Çok sevdiği bir dostu, arkadaşıyla. Daha sonrasında da 62-63 yılı gibi amcam tekrar İstanbul'a yerleşiyor, Akşehir'den geliyor. Babanızdan sonra. Davet ediyor daha doğrusu babam, onu davet ediyor ve birlikte bir ortaklık kuruyorlar. Hırdavatçılık devam ediyor o tarihte gene. İşte pil mümesilliği falan gibi bir takım işler sonucunda o tarihte bu el feneri çok satılıyormuş, onu görmüşler. Bunu üretmeye karar veriyorlar.
böyle cırcırlı derdik. Evet, böyle çevirdiğiniz yani zaman. Ayarlı. Bunu üretiyorlar. Fakat ürettiklerinde öyle bir Çin, yani o zamanlar tehlikeymiş demek ki, öyle bir Çin malı giriyor ki Türkiye'ye bir şekilde. Fiyatlar da üretimlerinin çok altında olduğu için diyorlar ki biz bunu üretemeyiz. Yani bu aletler çok yukarıda kalıyor. Çinle rekabet çok zormuş o tarihte bile. O tarihlerde evet. Bile yani. Dolayısıyla diyorlar ki ne yapalım? Kısa bir pazar araştırmasından sonra da bakıyorlar işte çatal kaşık bıçak üretimi cazip geliyor. Ve o zamanki o atölyeyi, bu Rami Demirkapı tarafında küçük bir atölye, onu çatal kaşık bıçak imalatına çeviriyorlar. Fakat farklılık olarak tabii o tarihte hem ihtiyaç var, farklılık olarak hep böyle kaliteyi ön planda tutuyorlar. Yani biz nasıl en kaliteli üretiriz, daha butik anlamda üretim yapmaya çalışıyorlar. Peki bunda özür dilerim, da bir şey soracağım. Buyurun. O zamana kadar Türkiye'de herhangi bir çatal bıçak üreten var tabii o tarihte de, yani şu anda pek artık nasıl söyleyeyim? Gerçi iki tanesi hala bizim meslektaşımız devam ediyor ama bir tanesi üretici, bir tanesi değil. O şekilde devam ediyor iki marka. Onun haricindeki markalar maalesef pek yok gibi bildiğim kadarıyla. Anladım. Demek yani ki o eskiye dönem dayanıyor. Daha sonra çıkmış olan markalar tabii olabilir. Ama o dönemdeki pazar araştırmasını demek ki böyle bir boşluk, evet evet, ve ihtiyaç öyle olduğunu görüyorlar. Ve buna da muvaffak oluyorlar. Tabii talebi karşılamakta zorlanınca işi büyütmeye karar veriyorlar. Florya 5 yol mevkinde bir fabrika inşa ediyorlar. Ve burada da çatal kaşık bıçak 1978 yılından itibaren üretime devam ediyorlar, başlıyorlar. Sonra bu 68'de demir kapıda başlıyor. Fabrikada da 78'de. 78'e geçiyorlar. Yani evet. Fabrika ölçeğine gelince. Orada 4500 metrekare civarında bir fabrikamız oluyor. Yani 10 yıl sonrasında. 10 yıl sonrasında. Evet. Ve orada bu işte çelik tencere imalatına karar veriliyor. O tarihte çünkü çelik tencere daha Türkiye'ye yeni yeni girmiş. Daha doğrusu üretilmeye başlanmış. Denizli'de ilk üreticisi. Marka ismi vermeyeyim bu arada. Peki. Ve onlar da bu kararı alıyorlar. Fakat çelik tencere tabii havareli bir şey olduğu için onda da talebi karşılamayacak duruma geldiklerinde daha büyük bir yer ihtiyacı doğuyor. Ve Esenyurt'ta şu andaki fabrikamızın bulunduğu arsa alınıyor. Orada fabrika yapılıyor. Ve demek ki 88 yılından bugüne kadar da üretim orada devam ediyor. Peki yani çok önemli bir şey. Tabii şimdi çatal bıçak kaşıkla başlanıyor. Sonra çelik tencereye geçiliyor. Evet. Yani sonuçta hepsi birbirinin devamlılığı olan zaten ürünler. Bu arada da tabii istihdam da büyüyor. Yani hem tabii metrekare büyüdüğü gibi bu konudaki inovasyona da çok önem veren, aslında sizin markanızı araştırdığımızda sizin markayı biraz daha ön plana çıkartan en önemli özelliklerinden bir tanesi de tasarımlarınızın bizzat kendi ekibiniz tarafından, hatta bizzat sizin de öyle bir geçmişiniz var. Resimle olan bir bağınız var, resime olan bir ilginiz var. Yani çocukluk yıllarınızda, okul yıllarınızda. Bu da çok önemli bir şey değil mi? Yani herhangi bir yerden kopyaladığınız bir markayı yapmıyorsunuz. Aslında çok önemli bir şey. Kendi tasarladığınız bir ürünü piyasaya sürüyorsunuz ve bu tasarım işi hala devam ediyor değil mi? Şimdi şöyle kısaca bahsedeyim. Okul yıllarında öyle bir resim merakı sarmıştı beni. İşte böyle çok amatörce yağlı boya resimler yapmaya çalıştım. Onu da arkadaşlarım çok beğendi. Evde yani geldiklerinde aldılar götürdüler. 8-10 tane öyle bir şeyler yapmaya çalıştım, yağlı boya resim diyelim. Sonrasında ben böyle bir karar aldım. Dedim babama, rahmetli babama, dedim ya ben ressam olmak istiyorum dedim. Tabii çok büyük bir tepkiyle karşılaştım tahmin edeceğiniz gibi. Yani dedi ki öyle bir şansın yok çünkü
bizim bir düzenimiz var, işimiz var. Artık ona devam etmek zorundasın. Bu nedenle de işte işletme okudum. Yurt dışında da göndermedi rahmetli annem. Onun sebebini daha sonra anlatırım. Sonrasında işe başladım. 77'li yıllarda, 77 gibi. Okulla beraber zaten iş devam etti. Üniversiteyle birlikte. Yani aslında işim biraz da tam mutfağımdan yetişme tabii bir durumumuz zaten var. Zaten yani rahmetli babam işte dediğim gibi bana yaz tatillerinde pek tatil yaptırmazdı. Yani biz işte o zamanlar bizim satış merkezimiz Tahtakale'deydi, Tahtakale Caddesi üzerinde. Hep oraya giderdik. Yani o üniversiteden de bir anlamda mezun olmuş olduk. Yani Allah başlasın, sizin de 3 tane evladınız var değil mi? Evet. 3 tane kızınız var. Evet. Peki aynısını siz de çocuklara yapıyor musunuz şu anda? Onlar da böyle çocuklu yaşlardan itibaren işin mutfağında pişmeye başladılar mı efendim? Şöyle söyleyeyim, şimdi bizim bütün çocuklar, benim iş ortağım, kuzenim, onun da 2 oğlu var. Benim kızlarımla birlikte hep beraber 3. kuşak olarak işe başladılar zaten. Ancak ben bu seçimde, çünkü pek tahmin etmiyordum ama 3 kızımın da benim işimde devam etme kararı aldıklarını gördüm. Yani sizin etkiniz... kendi istekleriyle geldiler. Çok güzel bir şey. Ben hiçbir şekilde baskı yapmadım, hiçbir öneride bulunmadım. Onlar kendileri, biz bu işi seviyoruz, devam edeceğiz diye işe başladılar. O şekilde devam ediyorlar şu anda da. Tabii bir patronun kızları olarak değil, herhalde kademe kademe. Artık biz gerek ben gerek kuzenim danışmanlık yapıyoruz tabii ki yani. Çünkü yetkiyi de artık onlara teslim edeceğiz yakında. Bundan sonra artık bizim görevimiz orada danışmanlık olacak. Çok güzel. Evet. Şimdi bu arada tabii Mustafa Şef'im de köftelerimiz bitmek üzere efendim. Birazdan maydanoz, kenarlarını maydanozla biraz tekrar harmanlayacağız. Evet, yani o köftelerden aslında ben İsmail Bey'in de böyle yoğurma şansı var mı? Yapabilir mi acaba? Tabii, ben tabii ki efendim. Ellerim temiz evet, yani. Eldivenlerimiz. Elden alalım. Tabii. Yani biz hem sohbet edeceğiz hem de bir taraftan İsmail Bey'e köfte belki de kendi farklı bir şekil verebilir. Tabii. Yoksa doğru. Standart şekli bu mudur efendim? Benim sizin... işte rahmetli annemin yaptığı bu değil aslında. Yani. Bakın şey işte ya, şefim ben hissetmişim demek ki. Evet, bravo. Yani şekli demek ki başka türlü. İsterseniz biraz daha şey yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Bu daha böyle bunu. Silindir şeklinde yapıyor şefim. Yapıyordu yani. Evet. Bu arada ben de bir evde gelmeden önce, bu hafta işte malum evde kapalıydık, izoluydik. Bir antrenman yaptım yani bununla ilgili çok olarak. Çok güzel. Yani beğendiler öyle diyeyim. Sık sık adam. Girer misin efendim evde böyle ya da böyle ben, misafirlerinize? Yani benim işte pazar günleri hep böyle bir omlet yapmışlığım vardır genellikle. Çok güzel. Benim omletimi severler. Peynirli, işte dereotlu omlet yaparım. Çocukların üçü de çok severdi. Onun haricinde pek mutfağa girmiştim yoktu açıkça ama ta ki bu pandemi dönemine kadar. Pandemide daha sık sık giriyorsunuz daha şimdi mi? Mutfağa daha bir girmeye başladık. Evet şimdi sizin rahmetli annenizin usulüyle o zaman yani şekillendirmiş olalım. Peki İsmail abi şunu da sormak istiyorum. Tabii şimdi markanın aslında şöyle bir misyonu da var ben araştırdığımda. Evet. Sofra adabını da, bu geleneklerimizi de aslında muhafaza eden evet. bir duruşunuz var. Markanın böyle bir duruşu var. Zaten bizim lottomuzda mottomuz pardon, sofra sanatı diye sofra geçiyor. Sanatı. Evet. Ya o sofranın kültürünün devam ettirilebilmesi, hani aynı saatte ebeveynlerle beraber belli bir saatte akşam yemekleri, evet. kahvaltılar. Yani bu kültürden aslında maalesef çok fazla böyle uzaklaşmasak da gençlerimizi de bu kültürü aslında nasıl adapte edebiliyorsunuz? Bu markayla evet. nasıl bir mesaj veriyorsunuz? Şimdi bu pandemi döneminde aslında ailelerde yani bu pandemi döneminde yani
getirdiği bana göre en büyük kazanç o oldu sanıyorum. Gerçekten. Hep beraber akşam yemeği yiyorlar değil mi? Artık biraz telefonlardan uzaklaşıp, televizyondan biraz hatta uzaklaşıp sofra başında muhabbet, sohbet başladı. Bu da tabii çok büyük bir kazanç. Çünkü biz de hep yani çocukluğumuzdan beri ailecek bütün özellikle akşam yemeklerini beraber yerdik. Yani katılmamak çok imkansız gibi bir şeydi o zamanlar. Çünkü baba erkeği ailelerde. Olmazsa olmaz bir şeydi değil mi efendim? Ve hepimiz öyle hatırlıyoruz yani. Mustafa Şef'im belli bir saatlerde akşam yemeği yenilirdi. Evet kesinlikle yani genelde aileler hep birlikte yemek yerdi. Aslında bu dünyada da bir şeyimiz dünyada vardı. Da bu kültür var, var yani. Evet, özellikle mesela de işte yani. Amerikan filmlerinde hep izliyoruz yani orada da. Genelde aileler birlikte yemek yemeye birlikte çalışıyorlar. Birlikte yemek yiyorlar ve birlikte sohbet etmekten de keyif alıyorlar. Yani, evet, çok önemli. Yani aslında. Sofrada bir araya gelmenin zaten en önemli sebeplerinden bir tanesi de herkes gün içinde başından geçen her şeyi sofrada anlatırmış. Sofrada sohbet ederlermiş uzun uzun. Doğru. Aynen öyle. Evet şefim. Maydanozu bu arada ben şeyi kaçırdım orada yani siz bir de ayrıyeten maydanozu da mı üstüne? Tabii ayrıca içinde maydanozumuz var onun dışında. Ya onun da faydası olur tabii güzel olur doğru. Daha bir lezzet verir maydanoz her zaman benim de çok sevdiğim bir ne diyelim sebze. Sebze mi oluyor? Ne? Evet, sebze grubuna giriyor. Evet, sebze grubuna giriyor. Sebze grubuna giriyor. Efendim, Patron Mutfak'ta programında şimdi efendim, hazır İsmail Şef'imle Mustafa Şef'im bir dayanışma içerisinde orada köfteleri yoğurdular ve maydanoza buladılar. Öyle mi demek lazım? Maydanoza buladık efendim. Evet. Bu arada. Evet, ondan sonra tencereye yerleştiriyorlar ve ben şeyi de merak ediyorum. Ona reklamlardan sonra aslında pas atmak istiyorum. Mutlaka bir pişirmeyle de alakalı sizin çünkü sonuçta çelik tencere ve bunu üretirken de ev hanımlarının belirli bir püf noktalarına da dikkat etmesi noktasında çok önemli, evet, bu konuya da girmek istiyorum ama efendim Patron Mutfak'ta programı kısa bir reklamın ardından devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. Soprano Mutfak katkılarıyla Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'ta devam ediyor. Efendim Patron Mutfak'ta programı kısa bir reklamın ardından devam ediyor. An itibariyle bizlerle birlikte olan, bizleri yakalayan izleyicilerimiz için bugün Hisar markasının çatal, bıçak, kaşık üretiminde ülkemizin yerli markası olan Hisar markasının başarı öyküsüyle sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan Beyefendi'yle beraberliğimiz devam ediyor. Mustafa Şef'im ilk bölümde İsmail Bey ile köftemizi yaptık. Bu arada gerçekten çok güzel bir tarif. Müthiş. Evet, ben ilk defa şimdi, gördüm evet, görsel anlamda da. Görüntü de çok güzel. Şimdi sosumuzu yapacağız Doğukan Bey. Köftemize sosumuzu ilave edeceğiz. Bu arada tatlımıza devam edeceğiz. Çok güzel. Sana kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Peynir topalağı tatlısı. 1 kilogram tuzsuz peynir, 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 3 adet yumurta ve 1 çay kaşığı karbonat. Şerbeti için 4 bardak su ve 4 su bardağı şeker. Hazırlanışı.
Tatlının önce şerbetini hazırlıyoruz. Tencereye su ve şekeri ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan şerbetin altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Derin bir kasede peynir, yumurta, irmik, un ve karbonatı karıştırıp yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak bir hamur elde ettiğimiz zaman ceviz büyüklüğünde parçalar alarak tepsiye yuvarlayıp diziyoruz. Bu işlemi hamur bitene kadar uygulamaya devam ediyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra soğuk olan şerbeti üzerine döküyoruz. Şimdi bu kadar tabii dünya ticaretinde de tabii Çin'in bu kadar hakim olduğu bir gerçek varken siz aslında bir Don Kişotluk yapmışçasına, evet, kahramancasına aslında yerli malını koruyabilmek adına, onu devam ettirebilmek adına aslında çok cesurca bir yani hamle yapmışsınız. Şimdi, yani siz de işin, çok özür dilerim, siz de işin kolayına kaçıp, evet, siz de bu ürünü, yani Hisar markasını, evet, yurt dışında yaptırıp siz de bunun pazarını devam ettirebilirdiniz, satışlarınızı devam ettirebilirdiniz. Evet. Neden yerli olmasını tercih ettiniz? Neden illa biz burada üreteceğiz dediniz ve, evet, kaliteli üretime de devam ettiniz? Şimdi Doğukan Bey, aslında üretim şöyle bir şey. Yani başladınız mıydı? Zaten dönüşü olmayan bir yol gibi düşünün. Çünkü devam etmek zorundasınız. Yani bir düzen var, çalışanlarınız var, bir tesis kuruyorsunuz, çalışanlarınız var, onlara karşı sorumluluğunuz var ve yani istemeseniz de dönemezsiniz. Öyle diyeyim yani. Mecbursunuz yani. Ben bugün kapatıyorum, artık öyle, Çin'de üreteceğim diyemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Ama yani ticaret yapsanız deponuz vardır. Onun kilidini işte kapattığınızda, kapısını, fırtına varsa dışarıda, kriz varsa daha sonra açarsınız, devam edersiniz. Ama üretim öyle bir şey değil. Üretimde kesinti olmuyor maalesef. Olmaması da gerekiyor. O nedenle de dönüş olmayan yol diyorum ben. Ve üretim yapan bütün işletmeleri, her sektörde, hangi sektörde olursa olsun, ben tebrik ediyorum her şeyden önce. Çok önemsiyorum üretimi. İnşallah Türkiye yani üreterek tüketir ülkemiz. Hani hepinizin bildiği bir şey vardır yani, bizim çocukluğumuzda siz belki hatırlamazsınız, gençtiniz ama yerli mal haftaları vardı. Evet. Yani ve slogan da şuydu: yerli malı, Türk'ün malı, bunu her Türk onu kullanmalı. Evet. Ama bu işte son dönemlerde diyeyim, yani son 20-30 yıldır diyelim, bir yabancı ürün ve marka merakı her sektörde var maalesef. Bunun aslında önüne geçmek mümkün. Yani çünkü her ülke aslında kendi markalarına çok önem veriyor. Yani biz bizim de bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Yani kendi sektörüm için konuşmuyorum, genel olarak bütün sektörler için. Yani her zaman yerli markayı, yerli ürünü tercih etmek ülke yararına diye düşünüyorum. Peki kaç çalışanınız var efendim toplamda? Şimdi bizim şu anda 230 civarında çalışanımız var. Biz otomasyona çok yöneldik. Daha yatırımlarımız da devam ediyor. Önümüzde gene bir yatırım projesi var. İnşallah onu da gerçekleştirirsek kapasitemiz bir hayli artacak. Yani ben bu taşlı, özellikle hani Swarovski taşıyla yapılmış bazı ürünler gördüm sayfanıza girdiğimde. Evet. Yani özel bir seri, yani ekskluzi dediğimiz, böyle hanımların çok büyük bir keyifle kullanıp misafirlerini ağırlayabildiği özenle seçilmiş tasarımlar, evet, vardı. Evet. Bu tasarımlara da çok önem veriyorsunuz siz. Yani Ar-Ge'ye önem veriyorsunuz. Doğru. Yani benim zaten vaktimin büyük bir kısmı bizim tasarım bölümünde geçiyor. Orada arkadaşlarla yani çok büyük bir keyifle çalışıyoruz. Ve yeni modeller, yeni ürünler geliştiriyoruz, üretiyoruz. Burada da bu fikir neyi bana... Neyi düşünerek bu taşlı ürünler bana, şöyle ki, malum yani her konuda farklılaşmak gerekiyor yani. Başka çıkış yok. Her sektör için geçerli bu. Ancak farklı bir şey ortaya koyduğunuzda satışınız ona göre artıyor. Talebiniz ona göre geliyor, oluşuyor. O nedenle de bu çatal kaşık bıçağı acaba nasıl bir katma değer yaratırız diye ben kendimce sesli olarak düşünürken aklıma işte o meşhur marka geldi.
söylememde sakınca yoksa. Swarovski dedim ya, bu taşları koyarsak ve bunu da üzerinde yani kalıcılığını sağlayabilirsek kullanımda. Yani bu ilgi çeker diye düşündüm. Çok enteresan. Herhalde telepatik bir durum olsa gerek. Bir hafta sonra beni Swarovski'den aradılar. İşte o zamanlar Swarovski'nin gene şu anda da sanıyorum distribütörü. Arkadaşımız ziyaret etti. Onun da düşüncesi tepsi ya da işte başka ürünlerde. Biz çünkü aksesuar masa üstünde de bir takım aksesuarlar üretiyoruz. Onda kullanabilir miyiz, kullanabilir misiniz diye bana soru sordu. Onlar başka bir yani aşağı yukarı bizim projeyle size geldiler. Yani nasıl ben de fikrimi açtım. Dedim ya bunu biz Çatalkaya'ya uygulayalım. Çok ilgiyle karşıladı. Denemeler yaptık. Biz bir kendi içimizde bir Ar-Ge yaptık. Ve bu kalıcılığı da sağladık. Yani bu şeyle zaten hazneli bir taş gömüyoruz Çatalkaya bıçağı. Lupla bakınca da üzerinde o markayı görüyorsunuz zaten. Swarovski markasını okuyabiliyorsunuz. Aslında işte yarı değerli taş deniyor buna. Gerçekten bir katma değer yaratıyor. Özellikle bu yakın işte Orta Doğu olsun, Kuzey işte Rusya, Ukrayna ya da hatta Avrupa'nın bir kısmı, Kuzey Afrika ülkeleri. Bunlar büyük ilgi kaç gösterdi. Kaç ülkeye ihracatınız var efendim şu anda? Şu anda biz 30 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı tabii yakın çevre olmak üzere. Ama uzakta yerlere de gittiğimiz oluyor tabii ki. Yani bu taleple ilgili. İşte oradan pazar oluşturmak için, pazarı oluşturmak için her sene düzenli fuarlara katılıyoruz, yurt dışı fuarlarına. İşte bilinen en büyük fuar Frankfurt'ta yapılıyor her sene, Ambiente adıyla Şubat ayında. Ona düzenli katılıyoruz. Bunun yanı sıra Horeca'da yine önemli bir fuar var. O da İtalya'da, Milano'da. O da, ona da katılıyoruz. Her sene yani bu şekilde devam ediyoruz. Ben şeye aslında dikkat çekmek istiyorum. Daha öncesinde mağazacılık sistemiyle Hisar'ı birçok yerde görme şansımız evet. vardı. Bilmiyorum şu anda Türkiye'de mağazacılık sistemiyle mi devam ediyorsunuz yoksa tüketiciler sizi ve bu markayı evet. nasıl ve ne şekilde ulaşıyor size? Yani bayi sistemiyle mi ilerliyorsunuz? Bizim şimdi kanallarımız klasik kanal dediğimiz bayi sistemi. Sonra Horeca dediğimiz otel, restoran, kafe burası. Market grupları var, marketler, market zincirleri ve ihracat bir yandan da. Bunlardan... Bu arada şefim yine evet. sizi biraz çalıştıracak galiba. İsmail Bey'den tatlı belki de şekilliyle ilgili bir destek alacağım. Çok güzel, çok güzel. O yuvarlak, o demin hani sizin köftenin şeyi gibi. İlk yaptığımız gibi. Köfte şekli. O zaman birkaç tane size numune yapsın İsmail Bey yine tabii, isterseniz. Tabii. Evet, bu arada sohbete devam edebiliriz İsmail Bey. Yani tabii. İşte mağazalaşma kararı aldık bir dönem. Franchise'lar verdik. Franchise'larla şu anda devam ediyoruz. Ancak mağazalarda çok ciddi bir rekabet gördük. Ve AVM'lerde de hepinizin malumu maliyetler çok yüksek. Burada çok fazla bir gelecek göremedik açıkça perakendecilik. Çünkü apayrı bir iş. O da başka bir bilim dalı. Yani perakendecilik, mağazacılık ya da. O nedenle şu anda sadece bayi kanalıyla Türkiye genelindeyiz. Yani ama her yerde tabii size 80 küsur vilayette gene de bayi kanalıyla tüketicilerimiz ulaşabiliyor. Ama bu ara tabii şu pandemi döneminden daha öncesinden başlayan bir biliyorsunuz e-ticaret var. Evet, online satışla. Onlar da çok büyük bir artış oldu bu dönemde. O da çok sevindirici. Yani gördük ki insanlar sadece fotoğrafa bakarak bile sipariş verebiliyorlar. Yani ürüne dokunmadan da. Ama markaya güven de burada tabii çok önemli. Tabii. Biliyorlar ki yanlış bir şey gelmeyecek. Zaten iade hakkı da var biliyorsunuz tüketicide. O nedenle de şimdi işte ağırlıklı artık el satış olsun, market grupları olsun, bayi kanalı olsun. Horeca malum bu ara biraz sıkıntılı, turizmden kaynaklı.
Yani ama o da şimdi yakında inşallah pandeminin bitmesiyle birlikte harekete geçecek diye düşünüyoruz. Ve o da aynen devam ediyor. Sizin kaç ürün gamınızı sormayı unuttum. Yani kaç çeşit ürününüz var? Yani Hisar markası çatısı altında. Valla bizim şimdi tabii bütün versiyonlarıyla baktığımızda, yani model olarak baktığımızda, yani 150 civarında işte model var ama bunların her birinin işte aşağı yukarı 24 üründen meydana geldiğini hesaplarsak onu da çarpmak gerekiyor. 150 çarpı 20-24 diyelim. Yani yaklaşık demek ki 3000 civarında bir ürün gamı olmuş oluyor. Sadece çatak açık bıçakta. Onun yanı sıra tabii bir sürü aksesuar olsun, tencere olsun, çaydanlık olsun, tava olsun bir sürü ürünler var. Yapışmaz sonra nansikler işte bunlar da ürün grubumuz içerisinde. Yani bir hayli bir geniş bir yelpazemiz var. Peki efendim Hisar markası böyle pahalı bir marka olarak şimdi hafızama böyle zorladığımda evet yani ülkemizde hem yerli bir marka olarak hem de pahalı bir marka olarak yani işini iyi yapan bir marka olarak da hafızamızda canlanıyor. Ama siz de bu yani rekabetin içinde olduğu bir sektördesiniz. Yani her türlü ekonomik gelir seviyesi olan insanların sizin bu ürünü kullanma şeyi var mıdır? Yani kesinlikle mesela, var. Şöyle ki A planınız, B planınız evet. Yani B kalite, C kalite. Şöyle mi diyorsun? Anlamında sorun. Şimdi şöyle ifade etmeye çalışayım. Pahalı neye göre pahalı? Yani şimdi her markanın tabii muhtelif kategorileri var diyelim. Bizde de ekonomik modeller de var. Orta segment var. Bir de üst segment var. Yani tasarım ürünleri de olmak üzere. Bunların da aslında fiyatları yani çok böyle artık ekonomik ürünlere doğru yaklaştı. Öyle diyeyim. Anladım. Yani en tepedekiler bile yaklaştı. O nedenle de şu anda hakikaten zaten her işletmenin amacı aslında kâr etmektir. Tabii ki o eski kârlar kalmadı. Çok cüzi kârlarla maliyeti neyse daha çok hacim yaparak, volüm yaparak fiyatlandırma yapıyoruz. Yani öyle o belki eskideki algıyı belki hala kıramadık ama şu anda durum o değil. Gerçekten çok makul fiyatlarla satış yapıyoruz. Çok güzel. Özellikle zaten internete girildiğinde bu zaten görülüyor. Yani çünkü bunun için özellikle sordum. Yani bizleri izleyen her kesimdeki hanımefendiler, beyefendiler, yani bugün yeni evlenecek olan genç çiftlerimiz için de yani bu algıyı aslında hani biraz da tazeletmiş olalım. Yani her bütçeye uygun, evet, Türkçesiyle aynen. Her bütçeye uygun ürünleri sizden temin edebilirler. Evet, tabii, evet, evet. Harika. Peki, efendim şimdi sizi ben bu jimi operatörümüz sevgili Murat'la baş başa bırakacağım. Gençlere mesaj vermeniz adına kameraya bakarak genç girişimcilere bu sektöre girmek isteyen yine arkadaşlarımıza neler tavsiye edeceksiniz? Peki. Ya da tamamıyla ticari bir hayatın içine girecek, hayata dair beklentileri olan, bugün sizi izleyip de üniversiteyi bitirmiş, acaba ben nasıl bir işte çalışabilirim diye düşünen ama sizden bir küçücük de olsa bir ışık alacak olan gençlere neler söyleyeceksiniz? Şimdi Doğukan Bey belki klasik olacak ama tabii ki herkes sevdiği işi yaparsa ancak başarılı olur. Kameraya karşı sizi herkes, baş başa bırakacağım. Herkes çünkü. Sevdiği işi yaparsa başarılı olur diye düşünüyorum. Şimdi başarının tanımını şöyle yaparlar. Başarı iki kelime, doğru karar. Doğru karar tek kelime, deneyim. Deneyim de iki kelime, o da yanlış karar. Yani deneyimlerin altında aslında yanlış kararlar yatıyor. Gerçek bu. İşte insanlar hep birbirlenir, ben deneyimliyim ama neye göre deneyimlisin? Hep yaptığın yanlışlardan dolayı deneyimlisin. O nedenle tabii bunlar hayatın içerisinde hep var. Bazen tabii bu deneyimler pahalı oluyor. Pahalı bazen. Oluyor, evet maalesef. Ama yaşamda bunlar hep var, hep olacak. Bir de yılmamaları gerekiyor. Yani başarının tek şartı. Şimdi mesela ben düşünüyorum da Karadeniz insanı niye başarılı? Çünkü inatçı. Yılmıyor, pes etmiyor ve gençlerde en büyük eksiklik bu diye düşünüyorum. Yani çabuk pes ediyorlar, çabuk yılıyorlar. Halbuki kararlı olmak, istikrarlı olmak, disiplinli olmak,
belli bir hedefin peşinde koşmak başarıyı mutlaka getirecektir. Ama kesinlikle insanların sevdiği işi yapması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, hanımlar, beyler, bugünkü Patron Mutfak'ta programımızın da artık sonlarına doğru geldik. Bir küçük müsaade isteyeceğim sizlerden, affedersiniz. Çünkü maydanozlu köftemizi ve peynir topala tatlısını, ben de bunu ilk defa yiyeceğim bugün. Gerçi maydanozlu köfteyi de belki yemişizdir ama görsel anlamda da ben bugün ilk defa gördüm bunu. Onların tabii ki lezzetini tatmak adına sizlerden müsaade istiyoruz efendim. Görüşmek üzere. Patron Mutfak'ta programında işte final bölümündeyiz. Hanımlar, beyler, ekranları başında bizleri izleyen değerli konuklar. Konya, Nasrettin Hoca'nın memleketinin, Akşehir'in maydanozlu köftesi ve peynir topalağı tatlısıyla final bölümümüzdeki lezzet tatma şeyindeyiz efendim. Evet. En keyif aldığımız taraf, hep soruyorlar yaptıklarınızı yiyor musunuz diye. Yiyeceğiz artık yani. Bu kadar yiyeceğiz uğraştık. O zaman. Elinize kolunuza sağlık. Ama ben bir cümleyi de atlamamak adına. Efendim, EFET, yönetim kurulu başkanlığınızı yaptığınız, aynı zamanda ev ve mutfak eşyaları federasyonu. Evet, doğru. Böyle de bir STK'nın da içindesiniz. Hiç programımıza bahsetme fırsatımız olmadı, doğru, ama o nasıl bir yapılanma? Bir cümleyle de hiç bahsetmeden geçmek istemiyorum ama. Böyle izah edeyim. Yani benim dernekçilik hayatım 88 yılına kadar oradan başlıyor daha doğrusu. TÜGİAD'la başlıyor. O tarihte TÜGİAD'ın tek alternatifi vardı. TÜSİAD. Genç Adamları Derneği olarak kurulmuştu. Daha sonra da sektörel derneklerde sağ olsunlar hep beni görmek istediler. Sektördeki arkadaşlarımız. TÜSİT Derneği'nde de bulundum, başkanlık yaptım. Sonra Züjder Derneği'nde gene kurucu yapmış. Üyesi olarak hem de başkanlık yaptım. Şimdi de şu anda 6 dernekten oluşan bir çatı, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu. Bunun altında Züjder var, Züccaciyeciler Derneği, Mopsat var, Mobilya Sanayicileri Derneği, Pakder var, Plastik Sanayicileri Derneği, Pastler var, o da Paslanmaz Çelik Derneği, öyle diyeyim. Şu anda Uydu Antencileri Derneği var, TÜGİAD, o da dahil oldu. Bu şekilde 6 dernekten oluşan bir yapıyız. TÜSİT, Endüstriyel Mutfak Sanayicileri Derneği. Çok güzel. Yani aslında evde kullandığımız hemen hemen bütün her şeyin toplandığı bir federasyon. Tabii daha bu çatıyı genişletmek arzusundayız. Çünkü ev ve mutfak dediğinizde çok geniş ürün grubu giriyor. Her sektörün tabii, her ürün grubunun belli başlı derneklerini bu çatı altında toplamaya çalışacağız. Evet. Efendim biz de soğutmadan bu muhteşem... Özellikle şefim, elinize sağlık. Afiyet arkadan olsun. Arkadan görüntü görsel anlamda da çok muhteşem. Tatlının da çok güzel bir görüntüsü var. Elinize sağlık. Evet. Yani intifada olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok başarılı. Elinize sağlık. Afiyet bakalım. Olsun. Çok güzel. Artık tatlıya geçiş yapmak istiyorum. Bunu şöyle bir kenara mı bırakalım? Evet, bunu böyle yer değiştiriyoruz şimdi efendim. Şerbeti bilerek az koydum İsmail Bey. Yani çok güzel olmuş. Hafif, hafif olmuş. Daha çok şerbet. Ama bunu dediğim gibi kıvamında. Kaymakla da tahin de buna yakışır bence. Şefim, eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Gerçekten de farklı bir lezzet. Yine ekranları başındaki izleyicilerimize, hanımefendilere özellikle bu dönemde, bu pandemi döneminde bence önemli bir katkı sağlamış olduğumuzu düşünüyorum.
Sizin de elinize kolunuza sağlık. Çünkü siz de mutfağın içinde. Ama şefim gerçekten çok başarılıydı. Her iki yemekte de, yani daha doğrusu yemek ve tatlıda gerçekten büyük bir lezzet vardı. Müthişti. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Efendim bizleri onurlandırdınız. Hisar markasıyla, hikayenizle programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her hafta olduğu gibi bizler çok teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek de affınıza sığınıyoruz efendim. Patron Mutfak'ta programında biz yeni başarı öyküleri markalarımızın o gizli kahramanlarıyla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bir Evdema markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sundu.